Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekrar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı bitirdik, Lozan'ı bitirdik, onlardan bahsettik. Şimdi Cumhuriyet dönemi iç politika. Aslında inkılaplara başlıyoruz. İç politika, ilkeler, inkılaplar, dış politika deyip inşallah tekrar videolarımızı tamamlayacağız. Hemen oyalamayalım, bismillah diyelim, başlayalım. Arkadaşlar, iç politika. Bu Atatürk dönemi olarak adlandırılır. Bir kere seçimlerin yenilenmesiyle başlar arkadaşlar. Seçimlerin yenilenmesi. Lozan'a ara verdiğimiz sırada ne yaptık? 1. Burnumuz oynadık. 2. Musul'a sefer hazırlığı yaptık. 3. Chester projesi. 4. İzmir İktisat Kongresi. 5. Seçimlerin yenilenmesi. Ahmet Hocam, neden seçimler yenilendi? 1. Meclis yıprandığı için. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yönetti. Arada tartışmalar oldu. 2. İnkılap yapacak yeni bir meclise ihtiyaç duyulması. 3. Anayasal zorunluluk. 1921 Anayasası'na göre kaç yılda bir seçim olacak gençler? 2 yılda bir. O yüzden 1923'ün Nisan ayında seçimler yapıldı. Dikkat! Ama 2. Meclis Nisan'da göreve gelmedi. Ne zaman göreve geldi değerli arkadaşlar? 11 Ağustos 1923'te göreve geldi. 1927'ye kadar görevde kaldı. Tamam. Yani burada seçimlerin yapılması Nisan ayı ama göreve gelmesi Ağustos ayı. Çünkü gündem yoğun olduğu için 2. Meclis Ağustos'ta göreve gelmiştir. Peki bu seçimlerden çıkacak soru nedir? Mustafa Kemal'in Ankara'dan vekil olması. Bir de Mustafa Kemal Nisan ayında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, Halk Fırkası'nın arkadaşlar programını yayınlıyor. 9 umde. Tamam. Bu daha önce KHP'si soruldu. İnşallah yine sorulur. Bunun içerisinde ne var? Milli egemenliklerin taviz verilmemesi, aşar vergisinin kaldırılması, hukuk, eğitim inkılapları, askerlik süresinin kısaltılması, Ziraat Bankası'nın sermayesinin arttırılması gibi, demiryolu yapımı gibi tüm programı içeren seçim bildirgesi. Cevap neymiş? 9 umde. Okey. Peki, seçimler yapıldı. 2. Meclis göreve geldi. Matematiğiniz iyidir inşallah. 27-23 kaç yapar? 40 diyesim geldi. 4 yapar arkadaşlar. Demek ki 2. Meclis kaç yıl görevde kalacak? 4 yıl. Neden? 24 Anayasası'na göre seçimler 4 yılda bir olacak. Peki Ahmet Hocam, 2. Meclis ne yaptı? Arkadaşlar, bir önce Lozan'ı onayladı. Lozan'a katılan 1. Meclis, onaylayan 2. Meclis. Oldu mu? 11 Ağustos'a geldi. Ağustos'un 15'inde, 20'sinde Lozan'ı onaylamış oldu. Arkasından Lozan'la beraber kurtarılan şehir İstanbul. Arkadaşlar, 5-6 Ekim'de İstanbul'u yönetimini devraldı. En uzun süre işgal altında kalan şehir Musul, Anadolu densem İstanbul. Tamam? İstanbul'un kurtarılması Lozan'dan 5-6 hafta sonra, yani boşaltılması diyelim. Arkasından Ankara'yı başkent yaptı. Gençler, size burada güzel bir bilgi vereceğim. Güzel mi güzel bir bilgi vereceğim. Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1929. 13 Ekim 1929. Ankara'nın başkent olma sebebi meclisin orada olması. Değil mi? Milli Mücadele Merkezi olması. Bir de Mustafa Kemal diyor ki, eğer diyor İstanbul başkent olmaya devam ederse yeni bir devletin kurulduğu belli olmaz. Yeni bir başkent, yeni bir devlet imajı diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. Ankara'nın başkent olmasına Avrupalı devletler karşı çıkıyor. Neden? Çünkü onların elçilikleri İstanbul'da. Ankara'ya taşınmak istemiyorlar. Anladınız mı olayı? Hatta diyorlar biz Ankara'ya giderseniz gelmeyiz diyorlar. Mustafa Kemal diyor ki bu bir elçiler meselesi değil, memleket meselesi diyor. O yüzden buyurun, Ankara'nın başkent olmasıyla ortaya çıkan sorun elçiler sorunu. Büyük ihtimal ilk kez tek benden duymuş oldunuz arkadaşlar. Ankara'nın başkent olmasıyla yaşanan diplomatik krizin adı neymiş? Elçiler sorunu. İstanbul'da bulunan elçiler Ankara'ya taşınmak istemiyor. Ankara'da bir tek kim var? Afgan var. Hatırlarsanız değil mi? Afganistan elçiliği açmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla elçiler sorunu burada meydana geliyor. Size güvenmiyorum, yazıyorum. Bu bir elçiler meselesi değil, memleket meselesidir. Duruşuna kurban olduğum, sözüne kurban olduğum değil mi? Ankara'yı başkent yaptık. Bir de matematik önemli. 13 Ekim 1923 öncedir 29 Ekim'den.
Yani Ankara'nın başkent olması Cumhuriyet dönemi değildir. Arkasından gençler, Cumhuriyet'in ilanı, arkasından halifeliğin kaldırılması, daha doğrusu 27'ye kadar işte medresenin kapatılması, medeni kanun, takdir-i sükun kanunu, hepsi ikinci meclis. Asıl inkılapçı olan meclis, ikinci meclis. Oldu mu gençler? Evet, şimdi geldik Cumhuriyet'in ilanına. Ahmet Hocam, biz Cumhuriyet'i neden ilan ettik? Hemen hızlıca anlatayım gençler. Anahtar kelime yok. Biz bu Cumhuriyet'i yokluktan kurduk. Evet, duygusal bir şey yapmıyorum. Gerçekten yokluktan kurduk. Neden? Çünkü devlet başkanımız yok. Rejim yok. At yok. Devlet kuruldu, tevminin açılması, adı yok. Saltanatı kaldırdın, rejimin yok. Padişahı gönderdin, başkanın yok. Bir de üzerine Ali Fethi Okyar istifa etti mi? Hükümet yok. Hükümet bulanımı. O yüzden buyurun. Cumhuriyet'in ilanı anahtar kelimesi yok. Başkan yok, ad yok, rejim yok, hükümet yok. Cumhuriyet'ten önceki son hükümet başkanı kimmiş? Ali Fethi Okyar. E hocam, hükümet bulanımı niye ortaya çıkıyor? Arkadaşlar hatırlarsanız meclis hükümet sistemi vardı. Meclis hükümet sisteminde tek tek oylanarak bakanlar seçiliyordu. Meclis o kadar karışıktı ki bir bakan daha seçecek halimiz yoktu. Sistem tıkandı. O yüzden Cumhuriyet'in ilan edilmesinde meclis hükümet sisteminin tıkanması da etkilidir. Peki bir Cumhuriyet'i ilan ettik. Buyurun. Bir, arkadaşlar. Bir, rejim Cumhuriyet oldu. İki, devletin adı kondu. Devletin kurulması, tevminin açılması, adının konması arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanı. Türkiye Cumhuriyeti. Üç, Amasya genelgesiyle başlayan milli egemenlik resmileşti. Amasya genelgesiyle başlayan milli egemenlik ne oldu gençler? Resmileşti. Dört, değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilanıyla Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet'in ilanıyla ilk başbakan İsmet İnönü oldu. İlk meclis başkanı, hani son başbakandı ya, Fokyar oldu, Ali Fethi Okyar. Oldu mu gençler? Oldu mu? Olmadı. Tabii ki olmadı. İşte tarih çalışıyorum ama yapamıyorum diyenler böyle çalışıyor. Anlatabildim mi? Böyle çalışırsan hiçbir şey olmaz. Çünkü arada bağlantılar var, sağlayamıyorsun. Bak çiçeğim, bak. Bir kere Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı oldu mu? O zaman buyurun. Buyurun. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Ya bitmedi. Başkanlık sorunu çözüldü. İlk başbakan İsmet, meclis başkanı kim? Fethi Okyar. Başbakan ayrı, meclis başkanı ayrı. Aynı olunca meclis hükümet sistemi, ayrı olunca kabine sistemi. Ya. Oh. O zaman hangi sisteme geçilmiş? Kabine sistemi. Ya. Soruya taklattır. Kabine sistemine geçiş hangi inkılapla gerçekleşmiş gençler? Cumhuriyet'in ilanı. Bitmedi. 21 Anayasası'nda ilk görülen değişiklik hangi gelişmeyle olmuş? Cumhuriyet'in ilanı. Ya 1921 Anayasası'nda 1923 yılı değişikliği. Cover yazıyorum gençler. İnşallah İngilizceniz vardır. Değişiklik demek. İlk değişiklik. O zaman şöyle diyelim mi? Anayasayı hazırlayan, ilan eden birinci meclis, anayasayı değiştiren ikinci meclis. Değil mi? Evet. Şimdi oldu. Arkadaşlar şimdi oldu. Demek ki Cumhuriyet'in ilanıyla hangi sorunlar çözüldü? Başkanlık sorunu çözüldü. Rejim sorunu çözüldü. Hükümetin oluşturulma sorunu çözüldü. Değil mi? Arkadaşlar rejim sorunu çözüldü. Değil mi? Ama seçim sistemi değişmedi. Hala çift dereceli seçim. Tek dereceye 46'da geçeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Serkan'ım kaydır beni. O zaman neyi kaldırayım ben? Ali Veli'yi kaldırayım gençler. Hadi buyurun bakalım. Halifeliğin kaldırılması. Arkadaşlar 3 Mart 1924. Hazır mıyız?
Hocam biz halifeliği neden kaldırdık? Bir kere şuradan başlayalım. Saltanatı kaldırdın ama ne yaptın kardeşim? Halifeliği devam ettirdin. Neden? Şartlar henüz hazır değildi. Halk tepki gösterirdi. Bir de sen Abdülmecid'i halife seçmeseydin ne olacaktı? Ne olacaktı? Vahdettin İngiltere'nin elinde Müslümanların halifesi sıfatıyla duracaktı. İngiltere bizim iç işlerimize karışacaktı. Gel şimdi. Saltanatı kaldırdın, halifelik devam etti. Cumhuriyeti ilan ettin, halifelik yine devam etti. Şimdi Abdülmecid Efendi'ye geldim. O sadece dinden sorumlu mütevazi bir adamdı. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde kraldan çok kralcılar vardır. Abdülmecid zamanla rejim karşıtları tarafından padişah gibi göründü. Dolayısıyla bir adama 40 gün deli dersen deli olurmuş gençler. Sen adama devamlı padişah dersen zamanla da kendini bir şey zanneder. O zaman buyurun. Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerinden birisi. Neymiş gençler? 1. Abdülmecid Efendi'nin yani son halifenin kendini bir şey sanması. Sizce ne sandı? Padişah sandı. O zaman buyurun. Yine iki başlılık ortaya çıktı mı çıkmadı mı? O zaman soru cevaplayalım. Saltanatın kaldırılması Lozan'dan önce ikiliği gidermek, halifeliğin kaldırılması yine yönetimde ikiliği gidermek. İkisinin de ortak amacı yönetimdeki ikilikleri gidermek. Peki rejim karşıtlarının halifeye sığınması yani rejimin tehlikeye düşmesi, rejimin tehlikede olması. Devam edelim gençler. Şimdi halifelik mekanizması çok güçlü olursa, kafana toka dahi taksan din elden gidiyor olur. Zaten bizim ülkemiz hep iki şey elden gider. Ya laiklik elden gider ya din elden gider. Allah'a şükür biz olduğumuz için hiçbir şey elden gitmeyecektir arkadaşlar. Dengeyi güzel korumak lazım. Kafana toka dahi taksan din elden gidecekti. O yüzden çok önemli bir not. İnkılaplara engel olması. O zaman soruya takla attıralım. 1988-89 ÖYS sorusu. Hangi inkılabın gerçekleşmesi diğer inkılaplara hız kazandırmıştır? Hangi inkılabın gerçekleşmesi diğer inkılaplara hız kazandırmıştır? Cevap halifeliğin kaldırılması. Neden? Tevhid etisat, medresenin kapatılması, medeni kanun hepsi halifelikten sonra. Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ıslahatları hızlandırmak için. Türkiye Cumhuriyeti'nde halifeliğin kaldırılması ıslahatları hızlandırmak için. Okey? Hadi bakalım. Bir diğer sebep laikliğe aykırı olması. Bir diğer sebep arkadaşlar laikliğe aykırı Hindistan'dan gelen mektuplar. Hindistan mektupları. Şimdi Hindistan'ın kanaat önderleri var. Ağhan ve Emirhan. Bunlar halifeye mektup yazıyorlar. İşte senin tırnağına zarar gelse yeri göğü inletiriz. Biz seni biliriz gibi. Bunlar sosyal medya düşünce. Twitter'da hashtag olunca arkadaşlar ooo diyorlar. Herkes halifeyi biliyor. Öyle bir olay oluyor ki artık sanki biz halifeliği kaldırmazsak bu mektuplardan çekinmiş gibi olacağız. Anlatabildim mi? O yüzden Hindistan'dan gelen mektuplar halifeliğin kaldırılmasında etkilidir. Ben bunu 2004'ten beri anlatıyorum arkadaşlar. Allah'a şükür bir tek YKS'de çıktı. O da çok kolay bir şekilde çıktı. Yani çok da önemli değil Hindistan mektupları. Burayı öğrendik mi? Peki halifeliğin kaldırılmasının teklifini kim verdi? Yasa teklifi Şeyh Saffet Bey tarafından. Peki saltanatın kaldırılması kimdi? Rıza Nur. İstiklal Marşı'nın teklifi kimdi? İsmet İnönü'ydü. Hatırlarsanız halifeliğin kaldırılması Şeyh Saffet Bey. Oldu mu? Peki halifeliği kaldırdın. Devam et. Bir, iki başlılık önlendi. İki, laiklik yolunda önemli bir adım atıldı. İlk adım demiyorum, ilk adım saltanat. 3. İnkılapların önü açıldı. Artık koyuyorum. 4. Rejimin güvenliği sağlandı. 5. Arkadaşlar, ümmet toplumundan ulus toplumuna geçildi. O yüzden sizi testlerde ne alaka gibi derler. Ümmetten ulusa geçmek hem laikliktir hem milliyetçiliktir. Soru bankalarını çözün. Halifeliğin kaldırılması daha çok milliyetçilik diye sorarlar. Evet. Dolayısıyla bu aynı zamanda nedir arkadaşlar? Milliyetçiliktir.
Rejimin güvenliği, laiklik hızlandı, inkılaplar önü açıldı, değil mi? Aynı gün yapılan çalışmalar daha da önemli. Ahmet Hocam aynı gün 3 Mart 1924'te neler oldu? 1. Rejimin güvenliği için Osmanlı Hanedanlığı sürgüne gönderildi. Bakın, padişah ve ailesinin gitmesi saltanatın kaldırılması. O sürgün değil, onlar kendisi gitti. Onun rejimin güvenliğiyle hiçbir alakası yok. Çünkü o zaman daha cumhuriyet yoktu. Ama bu rejimin güvenliği. Padişahın karısı kızı gitti saltanat. Cümle sülalesi gönderildi, halifenin kaldırılması. Fark anladık mı? 2. Değerli arkadaşlar. Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edildi. Eğitim öğretim birleştirildi. 3. Size detay bir bilgi vereceğim. Şeriye efkaf vekaleti kapatıldı. Arkadaşlar, Şeyhülislam biliyorsunuz divana sonradan katılmıştı. 2. Mahmud zamanında Şeyhülislam Bab-ı Meşihat oldu. Bak buraya. Bab-ı Meşihat. Hatırlayın diye yazıyorum. Peki vakıflar ne olmuştu? Efkaf-ı Humayun. Hatırladık mı? 2. Mahmud'da. Kandırmayın beni, hatırlayın. VKF, Efkaf, Efkaf-ı Humayun, vakıf. Sonra ne oldu? 1910'lu 15'li yıllarda arkadaşlar, bu Şeyhülislamlıkla vakıflar birleşti. Adı ne oldu yavru kurtlarım? Şer'i Efkaf Vekaleti oldu. Çok güzel sorulur, daha çıkmadı. Şer'i Efkaf Vekaleti'nin kurulması hangi birimlerin birleşmesiyle? Bab-ı Meşihat, Efkaf-ı Humayun. Anlatabildim mi? Şimdi dinle bakayım. Zaten hiç KPSS çalışmayın. Burada goy goy yapsak bile bunun laiklik olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ama şöyle öğrenin. Bütün dini birimler Şer'i Efkaf'a bağlıydı. Medreseler, şeriat mahkemeleri, anlatabildim mi arkadaşlar? Vakıflar. O yüzden Şer'i Efkaf'ın kapatılması dolaylı yoldan medresenin kapatılmasına zemin hazırlar. Tabii ki medresenin kapatılması Tevhid Tedrisat Kanunu, doğru mu? Eğer soruda o yoksa Şer'i Efkaf'ın kapatılmasını alıyorsun. 2005'te böyle bir soru çıktı. O zaman YouTube'da hoca falan da yoktu yani. Biz o zamandan beri Allah'a şükür anlatıyoruz bunları. Bir kez daha söylüyorum. Eğer diyorum soruda tevhid tedrisat varsa medresenin kapatılmasını işaretle. O yoksa Şer'i Efkaf vekaletinin kapatılması. Neden? Sen dershanesin. Dershaneler biliyorsunuz arkadaşlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı değil mi? E sen şimdi Milli Eğitim Müdürlüğünü kapatırsan dolaylı yoldan dershaneyi de kapatmış olursun. Bu da onun gibi. Medresenin bağlı olduğu yeri kapatırsan medresenin kapatılmasına ortam hazırlar. Bununla beraber arkadaşlar şeriat mahkemeleri kapatıldı. Bununla beraber Şeyhülislamlık, the end diyorum, yine İngilizce mi öttürüyorum gençler, değil mi? Bununla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Kim? Rıfat Börekçi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı, değil mi? Hatırlarsanız Mustafa Kemal'i savunan fetva da vermişti. Arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Evet, Şeriat Mahkemesi kapatıldı diyelim. Çok detay anlattım çünkü buralardan daha zor soru çıkmadı. Çıkarsa biz yapalım arkadaşlar. Peki, aslında belki de günaha giriyorum yani. Soru anlatıyoruz, çıkarsa diyoruz başımıza bir şey gelecek diye korkuyoruz. Maalesef konjüktür böyle oldu arkadaşlar. Umarım bizi izleyen herkes, Yediklim'in Herkes Açık 15 denemesini izliyordur. Çünkü orada çok vebalimiz alındı, bir kez daha söylüyorum. O 15 denemi herkes bir izlesin. 2022 sonra bir daha baksın. Rica ediyorum herkesten, oldu mu? Evet. Trip yapmıyorum yani. Rica ediyorum. Çünkü hala %98-99 bize inandı. Dönütlerden anlıyoruz zaten. Ama 3-5 tane saf var. Hala Temmuz ayında kalmış. Maalesef bizim canımız sıkıyorlar arkadaşlar. Geçecek. Herkese Allah'a havale ediyoruz. Evet. Bak biz buradayız. Yine işimizin başındayız Allah'a şükür. Dördüncüsü arkadaşlar. Erkan'ı Harbiye. Umumiye nezareti kapatıldı. Şimdi yazımı çok zor. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Nezareti. Senin de, gelmişini de, geçmişini de der gibi. Hiç takılmayın. Erkan-ı Harbiye diye bir şey görüyorsanız tek cümle işaretleyin. Ordunun siyasetten ayrılması. Her zaman çıkar. Mustafa Kemal ta 2. Balkan'da buna karar vermişti. Orduyu siyasetten ayrılmak için Erkan-ı Harbiye'yi kapattı. Yerine Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı kurdu. Evet gençler, testlerde çıkar. Hangisi 3 Mart'ta yaşanan gelişmelerdendir, değildir? Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım.
Şimdi Mustafa Kemal zamandaki çok parti denemeleri. Çok zevkli bir konu arkadaşlar. Şöyle başlıklar halinde anlattı yazdım ama size detaylı anlatacağım. Serkan'ım beni azıcık daha kaydırır mısın yavrum? Evet. Azıcık daha kaydır. Arkadaşlar Mustafa Kemal zamanında çok partili hayata geçmek istedik. Çok partili hayata geçmek istedik. Peki size bir soru sorayım. Osmanlı'da çok partili hayat var mıydı yok muydu? Hemen yok deme, duyuyorum ben seni. Vardı. Birinci meşrutiyette değil, ikinci meşrutiyet çok partili hayattı arkadaşlar hatırlarsanız. Peki Mustafa Kemal Atatürk neden çok partili hayata geçmek istedi? Farklı kesimleri temsil etmek, demokrasiyi geliştirmek, iktidarı denetlemek için. Peki Mustafa Kemal zamanında kurulan önemli partiler. Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver, değerli arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bir de tahtaya yazmadım tabela partileri var. İşçi Amele, Ahali Cumhuriyet. İşçi Amele, Ahali Cumhuriyet. Çıkmış sorudur. Demokrat Parti, Millet Partisi bunlar Atatürk'ten sonra arkadaşlar. Peki şimdi çok partili hayata başlıyorum. Hazır mısınız? Sizden 15 dakika etkin bir dinleme istiyorum gençler. Etkin bir dinleme. Detaylı anlatacağım. Tahtada pratik yazıyor ama detaylaşacağız. Cumhuriyet Halk Fırkası. Bir kere kardeşim, Halk Fırkası'nın kurulması 9 Eylül 1923'tür. Cumhuriyet'ten öncedir. İzmir'in kurtuluşudur. O yüzden İzmirliler duygusal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni severler arkadaşlar. Peki, bu Halk Fırkası'nın kurulmasına temel olan gelişmeler. 1. Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Onun devamı gibidir. 2. TVM'de bulunan grup. Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu. Tamam. Bu grup Cumhuriyet Halk Fırkası'nın temeli oluşturmuştur arkadaşlar. Peki CHP'nin kurulma amacı. 1. İnkılapları gerçekleştirmek değil mi arkadaşlar? Laik devlet düzeni oluşturmak. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Genel sekreteri kimdir arkadaşlar? Recep Peker'dir. Oldu mu? Zaten ülkede 3 tane Peker benim. Bizim jenerasyondan popçu Hakan Peker. Değil mi? Şu an çok popüler Sedat Peker. Bir de sınavda inşallah çıkar Recep Peker. Peki Halk Fırkası'nın kurulması Cumhuriyet'ten önceydi. Soru cevap yapayım. Halk Fırkası'nın taviz vermediği ilkeler. Cumhuriyetçilik, laiklik. Halk Fırkası'nın ekonomide savunduğu devletçilik. Halk Fırkası'nın seçim briefingi daha önce anlattım. 9 umde. 9 umde. Halk Fırkası'nın 3 büyük kongresi vardır gençler. Kuruluşunu Sivas Kongresi olarak baz alır. Nutuk'un ilk kez okunduğu kongre 27 kongresidir. 27 kongresi. Nutuk ilk kez Mustafa Kemal tarafından okundu arkadaşlar. 31'de de Atatürk ilkelerinin parti programına alındığı kongre vardır. 3 büyük kongre. Kuruluşunu Sivas Kongresi baz alır. 27'de neyi anlatmıştır arkadaşlar? 27'de Nutuk'u okutmuştur. 31'de Atatürk ilkelerini parti programına aldı. 31'de aldı. Anayasa almamız 37. Oldu mu? Peki Cumhuriyet Halk Fırkası deyince hiç duydunuz mu? Müstakil grup. 1938-39 yıllarında CHP'de parti içi denetimi sağlamak için kurulan birim. Müstakil grup. Öğrenmiş olun. Cumhuriyet Halk Fırkası 1950'ye kadar tek başına iktidar oldu. Belki ilk kez duyuyorsunuz. 80 darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı arkadaşlar. Tabii ki. Arada SHP falan kuruldu böyle. 90'lı yıllara tekrar açıldı ve günümüzde siyasi yaşantısını devam ettiriyor. Tamam. Buradan 9 umdeyi bilin, 3 büyük kongreyi bilin, Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ve bunun ofislerinin CHP'ye dönüştüğünü bilin. Bir de Halk Fırkası olarak kurulması 9 Eylül 1923'tür. Cumhuriyet takısını alması 1924'tür. Oldu mu? Sonra Cumhuriyet Halk Partisi olacak gibi bilgileri size vermiş oldum. Taviz vermediği ikilerden de bahsetmiş olduk. Geldik Terakkiperver'e. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalif partisidir. 17 Kasım 1924. Bunu kim kurdu? Karar. Hocam karar derken Kazım Karabekir, Ali Fuat. Arkadaşlar, genel başkanı Kazım Karabekir'dir. Sekreteri Ali Fuat'tır. Olmasa çatlar Rauf Orbay, değil mi? Arkadaşlar, burada kim var? Refet Bele, Adnan adı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalif partisi. Osmanlı'da Ahrar Fırkası, burada Terakkiperver Fırkası. Peki Terakkiperver Fırkası'na neyi bileceğiz? İlk şubesini Urfa'da açmış. Dur şimdi. Mustafa Kemal bu parti kurulunca arkadaşlar şok oluyor. Böyle bir şey beklemiyor. Mustafa Kemal Terakkiperver kurulunca neyi söylemiştir sizce? A. Öldürdün nabzımı yoklama. B.
Bu bir paşalar komplosudur. Terakkiperverle ilgili. Terakkiperver ordunun siyasetten ayrılmasıyla kurulmuştur arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılmasına, inkılaplara temkinlidir. Yani cumhuriyet olsun ama halife sürgüne gönderilmesin mantığı vardır. Kelime anlamı ilericidir bunların. Bunların programı arkadaşlar tek dereceli seçimi benimser. Cumhurbaşkanının parti başkanı olmasına karşı çıkar. Mustafa Kemal'i eleştirir. Liberaldir ekonomide. CHP devletçiydi arkadaşlar. Adem-i merkeziyetçiliği savunur. Yerinden yönetim. Şey hatırlıyoruz mu? Prens Sabahattin. Onu savunur değerli arkadaşlar. Bu parti dini inançlara saygılı izlemiş. E doğal olarak CHP'yi sevmeyenler bu partiye gelmiş. Şimdi dikkat. Bu parti kurulunca İsmet İnönü başbakanlıktan istifa edecek. Başbakan Fethi Okyar olacak. 20 Kasım 1924'te başbakan değişecek. 20 veya 22 Kasım'da. Değişti. Fethi Okyar başbakan. Bu partinin reytingi giderek ne olacak? Artacak. Arttı mı? Sonra 1924'ün Kasım'da kuruldu ya. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Hop! Bir isyan çıkacak. Şeyh Said isyanı. Ahmet Hocam, Şeyh Said isyanı nereye bağladın? Gençler, Şeyh Said isyanı Diyarbakır'da başlayıp doğuya yayılan, İngilizlerin de gaz verdiği, din elden gidiyor muhabbetinin de olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı ilk büyük isyan. Peki soruyu değiştir. Türkiye'deki ilk büyük isyan ne? Hakkari'de çıkan Nasturi'dir. Ama rejim karşıtı isyan nedir arkadaşlar? Şeyh Said'dir. Peki hocam, 1924'ün Ağustos ayında çıkan Nasturi isyanı var. 1925'in Şubat ayında çıkan Şeyh Said isyanı var. Bu iki isyanı da değerli arkadaşlar, maalesef kim desteklemiştir? İngiltere. Nerede avantaj sağlamak için? Musul'da. Oldu mu? Peki, ben soruyorum, ben cevaplıyorum. İngilizlerin destek sağlamadığı isyanlar, Nasturi, Şeyh Said. Türkiye'de çıkan ilk büyük isyan, Şeyh Said değil, Nasturi. Rejime karşı ilk büyük isyan, Şeyh Said. İkisi de Musul için arkadaşlar. Bu isyan çıktığında hükümet başkanı kim? İsmet Genel ters köşe oldu. Az önce söyledim. Kim başbakanlığa gelmişti hatırlarsanız? Fethi Okyar. Fethi Okyar zamanında çıkacak. Sonra Fethi Okyar ben kan dökemem diyecek. Tekrar İsmet İnönü gelecek. O da hangi kanunu çıkartacak arkadaşlar? Takriri Sükun Kanunu. Sıkı Yönetim Kanunu. 1925 ile 29 arasındaki 4 yıllık dönemdir. Bu arada basına sansür, aydınlara sansür, hükümete asker kullanma, sokağa çıkma yasağı gibi yetkiler verilmiştir. Rejimi korumak amaçlı çıkartılmıştır. Olumsuz tarafı demokratik değildir. Olumlu tarafı rejim korunmuş, inkılaplar tak 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 hızlandırılmıştır. 4 sene, olur mu? Hangisi takrir-i sükun dönemidir diye soru gelir. Mesela serbest cumhuriyetin kurulması takrir-i sükun dönemi değildir. 1930 yıldır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Peki hocam, sen bu partiyi anlatıyordun. Neden buralara geldin? İşte bu isyanı kışkırttığı gerekçesiyle Terakkiperver Haziran 1925'te kapatılacak. Çok partili rejime ara verilecek. Musul da elimizden gidecek. Oldu mu? O yüzden çok güzel soru. Terakkiperver fırkası hangi kanun kapsamında kapatılmış? Takriri sükun. Terakkiperveri kapattık mı arkadaşlar? Kapattık. Peki önce dediğim gibi terakkiyi kuruyorsun. Sonra Şeyh Said isyanı çıkıyor. Şeyh Said isyanı Fethi Okyar başbakanken çıkıyor. İsmet İnönü geliyor. İstiklal mahkemeleri kuruluyor. Takriri sükun kanunu çıkartılıyor. Takriri sükun kanunuyla beraber suçlanan Terakkiperver kapatılıp çok parti ara veriliyor. Arada biz Nasturi isyanını öğrettik. O da Türkiye'de çıkan ilk büyük isyan. Hakkari'de çıkan Hristiyan bir kitledir Nasturiler. Musul için İngilizler gaz vermiştir. Gel kardeşim. Arkasından bir yıl sonra Mustafa Kemal'e suikast girişimi. 26 İzmir suikastı. İşte Giritli Şevki'nin itirafıyla ortaya çıkan bir olaydır. Hatta Mustafa Kemal'in en sevdiğim sözü arkadaşlar. Her zaman hoşuma gider. Çok anlamlı maneviyatlı bir sözdür. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet haydar kalacaktır. Biz ölsek de Cumhuriyet ölmez diyor arkadaşlar. Ya Mustafa Kemal'in bu sözü hangi gelişme üzerine söylenmiştir? Suikast girişimi. Bu suikast girişiminde Terakkiperver üyeleri yargılanmıştır arkadaşlar. Terakkiperver üyeleri yargılanmıştır. Hatta işte Kazım Karabekir İstiklal Mahkemesi falan düşmüştür. İşte tarih de böyle bir şey. Siyaset de böyle bir şey. Ben ve kolordum emrinizdeyim diyen Kazım Karabekir gün gelmiş İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmıştır. Suçsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Rauf Orbay,
Ne yapmış, ne etmiş? 10 sene ceza almış arkadaşlar. Başarmış, hatta yurt dışına gidecek. Sonra 35 yılında gelecek. İşte CHP bunu araya tekrar düzeltmeye çalışacak. Vekillik falan verecekler. Takrir-i Sükun Kanunu'nda kapatılan parti terakkiperverdir. Mustafa Kemal'e suikast girişiminden sonra terakkiperver üyeleri İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmıştır. İstiklal Mahkemelerinin son kez görev yaptığı olay Mustafa Kemal'e suikast girişimidir. Oldu mu? Burada Kemal Tahir'in Kurt Kanunu kitabı da bunu anlatan en önemli eserlerden biridir. Gel bakayım. 1930'da gençler, 12 Ağustos 1930'da Mustafa Kemal'in isteğiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Mustafa Kemal'in isteğiyle. Hocam neden? 29 krizi olunca CHP'ye tepki çok oluyor. Bir de Mustafa Kemal demokrat bir adam. Tek partiyi sevmiyor. Bunun üzerine gel bakalım Fok, gel bakalım Jong. Kim bunlar? Fok, Fokyar. Jong, Nuri Jonker. Fok, Jong, Mak. Böyle öğrenin. Evet. Fok, Jong, Mak. Gençler, Fethi Okyar, Nuri Jonker, Mustafa Kemal'in manevi kardeşi arkadaşlar. Makbul Hanım, kız kardeşi. Makbul Hanım. Kurucusu olduğu parti Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Mustafa Kemal isteğiyle 12 Ağustos'ta kuruldu. Çok güzel bilgi. Adnan Menderes'in ilk siyasete başladığı parti Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır gençler. İzmir İl Teşkilatı'dır. Bu parti cumhuriyetçidir. Bu parti laiktir. Bu parti terakkiperver gibi liberaldir. Devletçi olan tek parti CHP. Oldu mu? Bu parti milliyetçidir. Kadın haklarına destek vermiştir. Türk parasını koruma kanununa destek vermiştir. Bu partinin olaylı bir İzmir mitingi vardır. Bu mitingde yer gök inlemiş, istenmeyen olaylar yaşanmış. Bunun üzerine bu parti Kasım 1930'da kendini kapatmış. Bu parti kendini kapattıktan bir ay sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde Aralık ayında rejime karşı ikinci büyük isyan olan Menemen isyanı çıkmış. Oldu mu? O zaman buyurun. Üç büyük isyan anlattım. İlk büyük isyan Nasturi. Rejime karşı ilk isyan Şeyh Said. İkinci büyük isyan rejime karşı Menemen olayı. Asteğmen Kubilay şehit düşecek. Mustafa Kemal yakın diyecek arkadaşlar. Yakın. Rejimi korumak için Kubilay şehit düşüyor. Devrim şehididir kendisi. Bunun dışında istiklal mahkemeleri değil, divanı harp kurulmuştur. Şimdi arkadaşlar, bu olayın bir matematiği var. Terakkiperver kuruldu, Şeyh Said'den dolayı kapatıldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası Menemen'den dolayı kapatılmadı. Serbest Cumhuriyet kendini kapattı, arkasından Menemen isyanı çıktı. Anlatabildim mi? Tamam mıyız? Evet, Atatürk döneminde çok partili hayat başarısı oldu arkadaşlar. Peki, burada ara sorularımı söyleyeyim. İstiklal Mahkemesi'nin son kez görev yapması, suikast girişimi. 25-29 arası, Takrir-i Sükun dönemi. Oldu mu? Mustafa Kemal'in etkili olduğu partiler. CHP, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Öğrenmiş olalım. Peki, çok partili hayat. Bu Menemen isyanında çıkınca arkadaşlar, o işçi amele, ahali cumhuriyet partileri, tabela partilerinin çalışmasına bakanlar kurulu izin vermedi, bunları kapattı. Bunlar tabela partisi. Bunlar doğru siyaset yapamadı. Devam edelim. Biz çok partili hayatta neden başarısız olduk? 1. Rejim karşı isyanlar, inkılapların yerleşmemesi, laikliğin yerleşmemesi, din elden gidiyor muhabbeti, halkın yeterli olgunluğa erişememesi, 2. Dünya Savaşı'nın çıkması. Mükemmel bir soru geliyor. Biz rejimi korumak için ne yaptık? Sakın saltanatı kaldırmayın. Sakın. Orada rejim yok. Halifeliği kaldırdık. Osmanlı Hanedanı'nı yurt dışına gönderdik. Oldu mu gençler? Yurt dışına gönderdik. Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkarttık. Tamam. Tek gezaviye türbeleri kapattık. Çünkü onlar rejim karşısında sığındığı kurumdu. Bir de belli bir süre tek parti iktidarıyla devam ettik. Rejimi korumak için. Okey. Hadi bakalım. Ben tahtamı hazırlıyorum. Birazdan ilkelerle karşınızdayım. Tamam. Kaçmayın, bir yere geliyorum. Değerli öğrencim, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlke ve inkılaplar kısmındayız. İlke inkılapların arkadaşlar 4 tip soru tipi vardır. 4 tip. Hocam bunlar nedir? 1. Atatürk'ün sözlerinden soru çıkar. Atatürk'ün sözlerinden. Ben fikri hür, vicdanı hür nesiller isterim. Hangi ilkeyle bağlantılıdır? 2. Paragraf sorusu gelebilir. Medeni kanunda şu oldu, şu oldu, bu oldu. Hangi ilkelerle ilgilidir? Değildir. 3. soru tipi en zor soru tipidir arkadaşlar. Neden? Hiçbir şey vermez. Sadece inkılabı koyar. Der ki 1926 Medeni Kanun 1, 2, 3 hangi ilkelerle bağlantılıdır der. 4. soru tipi inkılapların amacından gelir. İşte hangisi ticareti kolaylaştırır, hangisi ikiliği giderir. Oldu mu?
O yüzden ilkin kitapların 4 tane soru tipi var. Dersi buna göre dinlerseniz sevinirim arkadaşlar. İlk olarak nereden başlayacağız? Atatürk ilkelerinden başlayacağız. Zaten yanlış anlamayın. İlkelerden bir soru bekliyorum. 31 Temmuz'da çıkmadı. Mutlaka eleştiri aldığı için çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar 18 Eylül'de. Zaten ilkeleri bilmiyorsan kardeşim devlet memuru da olma. Tamam? Sonra vatan haini oluyorsun. Evet. Atatürk ilkeleri. Nereden başlıyoruz arkadaşlar? Cumhuriyetçilik. Ahmet hocam, ilkeler kaç tane? 6 tane temel ilke vardır gençler. 6 tane de bütünleyici ilkeler vardır. Birazdan bütünleyici ilkelerden bahsedeceğim. Şu ulusal birlik beraberlik, ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, akılcılık, bilimsellik. Oldu mu? İnsan sevgisi, yurtta sulh, cihanda sulh gibi bütünleyici ilkeler vardır. Arkadaşlar ÖSYM hangisi temel ilke, hangisi bütünleyici ilke diye soru sormaz. Çok basit olur. Tamam? Ama bize niye sorabilir? Atatürk'ün akılcılık, bilimsellik prensibi hangi temel ilkeyle bağlantılıdır? Atatürk'ün milli bağımsızlık prensibi hangi temel ilkeyle bağlantılıdır? Anlatabildim mi? Ben ne yaptım? O bütünleyici ilkeleri bağlı olduğu temel ilkenin altına koydum. Mesela milli egemenlik işleyeceğiz. Hem cumhuriyetçilik hem halkçılıkla bağlantılı. Bakın koymuşum. Oldu mu arkadaşlar? Bir de sizden ricam, ilkeler nasıl öğrenilmez? Tersten anlatıyorum artık. Nasıl öğrenilmez? Soru üretirsen öğrenilmez. Ya soru çözüyorsun. Hocam o olmasaydı şu olur muydu? O olmasaydı bu olur muydu? Gözünü seveyim, bu mantık kurmaktan vazgeç ya. 22 yaşına kadar mantık kuramadın. Bula bula tarih dersini buldun Allah'ını seversen. İlkelerde menüye göre cevap verilir. Soru senden ne istiyorsa ona göre cevap verilir. Tamam? Bir örnek vereceğim. Mesela Atatürk'ün milliyetçi ilkesini doğrudan laiklik diyemezsin değil mi? Ama adam soruda çıkmış. Atatürk'ün milliyetçi ilkesi din mezhep ayrımını reddeder. Hangi ilkeyle bağlantılı? Cevap laiklik. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hep soruya göre cevap verin. Siz soru üretmeyin. Zaten yeter kadar soru var. Anlatabildim mi? Tamam. Tatlı sistemlerim sizin için arkadaşlar. Kafanızı karıştıran değil, ayıklayan hoca olma rolünde kendime poz biçtim, rol biçtim arkadaşlar. O yüzden bunları söylüyorum. Baştan söyleyeyim. Hadi bakalım. Cumhuriyetçilik. Atatürk'ün en kolay ilkesi cumhuriyetçiliktir. Neden? Soruda çok kolay yakalarsın. Halkın yönetime katılması cumhuriyetçiliktir. Milli egemenlik, ulusun egemenliği, ulus iradesi, ulusun kararı, meclis, parlamento, seçme seçilme, çok parti denemeleri, seçmen yaşının indirilmesi, tek kişi hakimiyetinin engellenmesi, ordunun siyasetten ayrılması, gözü kapalı cumhuriyetçiliktir. Yani cumhuriyetçiliği yanlış yapman için bayağı bir çabalaman lazım. Hocam Allah'a şükür zoru başardım deme, vallahi döverim seni. TVM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok parti denemeleri, kadına verilen siyasi haklar, gözü kapalı cumhuriyetçilik. Tamam? Cumhuriyetçilik çok basit. Asıl ilki halkçılık. Çocuk TEOK yıllarında arkadaşlar, öğrencilerimiz, 8 yıl inkılap tarihini o yüzden seviyorlar, öğrenmiş. Umuda doğru etüt merkezine gitmiş. Tamam mı? Akıl küpü, zeka küpü, soru bankası çözmüş, öğrenmiş. Hep neyi öğrenmiş? Halkçılık, eşitlik. Eşitlik, halkçılık. Hatta o çok devam ediyor şu an. Hatta bazı öğrenciler bakıyor ki bunda eşitlik yok ya, o halkçılık kesinlikle olamaz diyor. Arkadaşlar tek bildiği şey eşitlik. Halkçılığın 4 tane mantığı var. Kibar bir Antep beyefendisi olarak sizden anlatıyorum. Tamam? Halkçılığın 4 tane mantığı. Birinci mantığı, tanım sorusu. İstersen ezberle. Halkçılık cumhuriyetçiliğin sonucu, çünkü zaten cumhuriyet halk iradesidir, milliyetçiliğin gereğidir. Millet, halk arkadaşlar. Kim için milliyetçi olsun? Halk için. Halkçılık cumhuriyetçiliğin sonucu, milliyetçiliğin gereğidir. O yüzden soru çözerken senden ricamı söylüyorum. Ezberle. Sana şöyle bir soru gelse. Halkçılık doğrudan hangi ilkelerle bağlantılı? Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik diyorsun. Sadece bu kadar. Ezberle. Halkçılık doğrudan hangi ilkelerle bağlantılı? Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik. Tamam? Buradan farklı şeyler türetme. Sadece bu soru geldi, bu cevap ver. Halkçılığın ikinci mantığı. Milli egemenlik. Şimdi burayı iyi dinle arkadaşım. Milli egemenlik demek halkın yönetime katılması demek. Örgütlenme döneminde anlatmıştım. Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Hazır mısın? Mesela. Cumhuriyetçilik olan her şey halkçılıktır. İşaretle. Ama şöyle işaretle. Örnek veriyorum. TVM'nin açılması. A şıkkı cumhuriyet, B şıkkı halkçılık mı? Cevap cumhuriyet. Kadına seçme seçilme hakkı.
B. Cumhuriyet. C. Halkçılık mı? Cevap Cumhuriyet. En sevmediğim öğrenci kim? Hemen halkçılığı işaretleyin. Bir dur. Önce Cumhuriyet'i işaretle. Tamam mı? Devam ediyorum. Ama soru öncülüyse Cumhuriyetçilik aldığın her şeyin yanına halkçılığı koyabilirsin. Yanlış çıkarsa ben buradayım. Tamam mı? Bak iddialı konuşuyorum. Soru öncülüyse Cumhuriyetçiliğin yanına halkçılığı koyabilirsin. Örnek vereyim. Seçmen yaşının 22'den 18'e indirilmesi. Bir cumhuriyetçilik mi? İki halkçılık yapıyorsun. Tamam mı arkadaşım? O yüzden milli egemenlik, bütünleyici ilke hangi temel ilkeyle bağlantılıymış? Cumhuriyetçilik ve halkçılık. Önce neyi işaretliyorsun? Cumhuriyetçilik. Soru isterse, öncülü soruysa halkçılık. Anlaştık umarım değil mi arkadaşlar? Peki, milli egemenliği de bu arada belirlemiş olduk. C1H2 formül bu. Önce cumhuriyetçilik sonra halkçılık. Oldu mu? Üçüncüsü arkadaşlar, cumhuriyetçilik olan her şey halkçılıktır ama halkçılık olan her şey cumhuriyetçilik değildir. Kendi kendine filozof gibi formüller üretme. Oldu mu? Gel çiçeğim, eşitlik. Hadi gözün aydın. 8. sınıf yıllarına döndün arkadaşlar. Eşitlik görünce tabii ki halkçılık. Ama şöyle öğrenin. Kadınla erkeğin mahkemede eşit olması, mirasa eşit olması halkçılık. Ama kadına da seçme seçilme hakkı diyorsa hem cumhuriyetçilik hem halkçılık. Beni anlıyorsunuz değil mi? Her eşitlik cumhuriyetçilik olmuyor yani. Mahkemede, mirasta, tanıklıkta eşitlik halkçılık. Yönetsel eşitlik varsa cumhuriyetçilik halkçılık. Anlatabildim mi? Gençler bazen soruya bön bön bakarız. Olur bazen yorgunluktan. Ben de bazen trene bakmış gibi bakıyorum. Soru çıkmıyor. Kafa da yorgun. O sırada anahtar kelimeler devreye girer. Mesela soruda herkes kelimesi. Hani popüler şarkı sen de herkes gibisin diyor ya. Kimseden bir ayrımın yok demek o. Herkes kelimesi demek eşit demek. Hepimiz, hepimiz biriz demek, eşit demek. Kaynaşma kelimesi. Sınıf ayrımı olan bir toplum kaynaşır mı? Hayır. O yüzden bu kelimeler de halkçılığın göstergesidir. Oldu mu? Mustafa Kemal'in sözü var. Ben imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? İmtiyazsız, sınıfsız. Şimdi ben biraz derine iniyorum. Bu kaynaşma kelimesi üzerinden yorumlar yapıyorum. Kaynaşmayı görünce... Hocam ne yazdı? Soruda kaynaşma kelimesi varsa üç ilkeyle ilişkilendirilebilir. Neden? Kaynaşan toplumda sınıf ayrımı olmayacağı için halkçılık, kaynaşan toplumda ulusal birlik beraberlik olacağı için milliyetçilik, kaynaşan toplumda din mezhep ayrımı olmayacağı için cevap ne? Laiklik. Tamam bak Türkçe güzel bir ders arkadaşlar. Kelimeleri doğru yerde kullanın. Halkçılığın ilk mantığı cumhuriyetçiliğin sonucu milliyetçiliğin gereğiydi. Tanım sorusuydu. İkinci mantığı cumhuriyetle alakalı milli egemenlik. Cumhuriyetçilik olan her şey halkçılıktır. Ama formül neydi? C1H2. Önce cumhuriyetçilik sonra halkçılık yapacaksın. Eşitlik, ayrımı önlemek, herkes kelimesi, hepimiz kelimesi halkçılık olabilir. Bunlara bakacaktın. Sosyal devlet, halkın iyiliği, halkın yararı. Halka okuma yazma öğretmek için okuma seferberliği. Millet mekteplerinin kurulması. Halkçılık. Köylünün sırtında yük olan aşar vergisinin kaldırılması. Halkçılık. Halkın iyiliği demek. Tabii sınavda sana halkın iyiliği demeyecek. Onu sen kendin kafanda kuracaksın. Paragraf okuyacaksın, kuracaksın. Yurtta sulh, cihanda sulh. Mustafa Kemal diyor ki, eğer diyor bağımsızlık amacı taşımıyorsa diyor, savaş katliamdır diyor. O yüzden savaşmamak toplum için daha iyidir. Halk için daha iyidir. Yurtta sulh, cihanda sulh halkçılıktır arkadaşlar. Halkçılık kaç cevapmış yavrum? 4. Cumhuriyetçinin sonucu milliyetçinin gereği, tanım sorusu. Cumhuriyetçilik olan her şey halkçılık. C1, H2, anladın sen beni. Eşitlik, ayrım engellemek, halkın iyiliği, halkın yararı, sosyal devlet. Yurtta sulh, cihanda sulh. Oldu mu? Hadi bakalım. Ne var sırada gençler? Milliyetçilik. Bakın her zaman söylüyorum. Milliyetçilikle faşizmi karıştırmayın arkadaşlar. O zaman size göre Atatürk de faşist. Kardeşim milliyetçilik mensubiyet duygusudur. Bizim milliyetçiliğimizde şu vardır. Hangi ırktan geldiğin değil. Kendini bu topraklara ait hissediyorsan, bu devletin derdiyle dertlenip, bu devletin sevinciyle sevinç tutuyorsan, Mehter Marşı'nı duyduğunda, İstiklal Marşı'nı okuduğunda, andımızı duyduğunda, tüylerin diken diken oluyorsa sen de milliyetçisin. Değil mi? Demagojiyi bırakayım gençler. Yavrum soru da tarih, vatan, ülkü, dil, kültür birliği varsa milliyetçiliktir. Hocam tarih derken paragrafta şöyle geçer. Aynı geçmişe sahip bireyler. Aynı geçmişe sahip bireyler. Tarih. Aynı coğrafyada yaşayan bireyler. Vatan.
Aynı amaç etrafında toplanan bireyler. Aynı amaç, ülkü. Dil birliği kardeşim. Kardeşim istediğin yerel dili kullanabilirsin. Ama bu ülkenin yürümesi için mutlaka Türkçe bilmen gerekiyor. Dil birliğini görüyorsan milliyetçilik. Kültür birliği. En çok çıkan kelime budur. O yüzden eğitim kültür inkılapları daha çok neyle alakalıdır gençler? Milliyetçilikle alakalıdır. Kültür birliği. Tamam mı? Gel şimdi dikkat. En çok yaptığınız hata. Atatürk milliyetçiliğinde etnik, dini birlik şartı aranmaz. Etnik ırk demektir. Ama hocam Turancılık değil miydi? Milliyetçilik olarak düşündüm. Dudağını uzatıyor. Uzattıkça sanki doğru cevap gelecek gibi. Uzatma. Dinle. Atatürk'ün milliyetçiliği ayrı, Turancılık ayrı. Atatürk milliyetçi illa Müslüman olacaksın diye bir kural yok. İlla bütün Türkler bir araya gelecek diye bir kural yok. Tamam? Zaten ben ne diyorum kardeşim? Bizim milliyetçiliğimiz diğer milliyetçilerden farklı. Biz faşist değiliz. Sen faşizmi görmek istiyorsan çık yurt dışına, ben Türk'üm de bakışlardan anlarsın. Anlatabildim mi? Evet. Gel kardeşim. Milli bağımsızlık. Soruda ulusal birlik beraberlik. Mesela ulusal birlik beraberlik halkçılık da olur. Niye? Toplum kaynaştığı için. Soruları buna göre cevaplayın. Milli bağımsızlık, ulusal birlik beraberlik, dışta eşit muamele görmek. Rusya ön planda, biz geri plandayız. Bağımsızlığa aykırı. İçte eşitlik varsa halkçılık, dışta eşitlik varsa milliyetçilik, dinde eşitlik varsa laiklik. Kuvayi milli, mandanın reddi, misak-ı milli, iç işlerine karıştırmama. Bir de Türklük vurgusu. Türklük derken ırk anlamında değil. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Parasını Koruma Kanunu. İnşallah uluya uluya sınavda çıkar yaparsınız arkadaşlar. Tamam mı? Türk Kadında Seçme Seçilme Kanunu deyince gaza gelme. O cumhuriyetçi halkçılık. Okey? Milliyetçilik sizde gençler. Kaydır beni Serkan'ım. Evet, laiklik arkadaşlar. Laiklik. Ahmet hocam, laiklik nedir? Sen bunu öğrendin daha önce, yıllar önce. Nedir laiklik arkadaşlar? Nedir laiklik? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Ay hocam ben bunu biliyorum. Yavru kurdum. Sana din devlet işleri ayrılması hangi ülkeyle ilgilidir sorusu 6. sınıf zambak yayınlarına bile sorulmuyor artık. Anlatabildim mi? Onu sen bulacaksın. Din devlet ayrı ya. İşte saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, anayasada yapılan dini İslam maddesinin değiştirilmesi, yemin şeklinin değişmesi, bunları bilmen gerekiyor. En çok karıştığınız bilgi. Soruda akıl bilim varsa bütünleyici ki laikliktir. Çağdaşlaşma batılılaşma varsa inkılapçılıktır. Tamam? Akıl bilim varsa laiklik, çağdaşlaşma batılılaşma varsa neymiş arkadaşlar? Çağdaşlaşma batılılaşma inkılapçılık. Akıl bilimsellik. Ne diyor Mustafa Kemal? Dinsel doğmalar yerine aklı bilime esas alın. Evet, dinimizi yaşayarak, güzelce okuyarak öğrenin. Kulaktan dolma şeylere ilgilenmeyin. Akıldan ve bilimden şaşmayın arkadaşlar. Mantık bu. Din, inanç, ibadet özgürlüğü. Din, inanç, ibadet özgürlüğü. Din mezhep ayrımı yapmamak. Dinsel sömürüyü engellemek. Halkın dini duygularının istismar edildiği tekke, zaviye, türbelerin kapatılması. Laiklik. Oldu mu? Camilerin açık olması, ibadethanelerin açık olması. Laiklik. Alevi-Sünni ayrımını atıyorum. Toplumda ön plana sokmamak veya buna göre kadro belirlememek. Laiklik. Aslında laiklik çok güzel bir şey. Anlayabilene. Gel çiçeğim. Dini öğelerin ön planda olmaması. Mesela ben yukarı Tekkeköy Camii'yim. Cami imamıyım. Tamam mı? Yukarı Tekkeköy'ü. Dini kıyafetlerle AVM'ye gidemem. 34'te yasaklandı. Anlatabildim mi arkadaşlar? Laiklik. Anayasadaki 28 değişikleri. Dini İslam maddesinin çıkartılıp anayasanın laik hale getirilmesi. Milletvekili yemin şeklinin değişmesi. Vallahi billahi yerine namusum şerefim iki gözüm önüme aksın ki. Bunlar cevap ne? Laiklik. Çok rahat yaparsın diye düşünüyorum. Devletçilik. Hocam devletçilik nedir? Bakın Türkçe anlatıyorum. Hocam devletçilik nedir? Halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına özel sektörün gücünün yetmediği yerde yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına özel sektörün gücünün yetmediği yerde yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır. Burada mantık ne arkadaşlar? Kimin ihtiyacı? Halkın. Ahmet Hoca, KPSS kursu açabiliyorsan aç, Isparta Yedikli mi, Muğla Yedikli mi? Açamazsan biz halk eğitimde kurs vereceğiz. Dediğimi anlıyorsunuz değil mi gençler? Özel sektöre karşı değil, özel sektörün gücü varsa yapsın, yoksa ben yapacağım. Kim için yapacağım? Halk için yapacağım. O zaman buyurun, devletçilik hangi ilkenin sonucudur?
Devletçilik hangi ilkenin sonucudur? Çok pardon, halkçılığın. Bakın, cumhuriyetçiliğin sonucu halkçılıktır. Halkçılığın sonucu devletçiliktir. Oldu mu? Bir de burada anahtar kelime ne arkadaşlar? Devlet eliyle yatırım. Aa hocam diyor, ben devletçiliği anladım diyor. Ne anladın diyorum? Parasal şeyler diyor. Sen beni hiç anlamamışsın. Kusura bakma da. Her parasal şey devletçilik olmaz. Kurulan şeyler devletçilik olur. Mesela aşar vergisinin kaldırılması. Halkçılık. Bu devletçilik değil ki. Kapitülasyonların kaldırılması. Bu da parasal şey. Milliyetçilik. Kurulan şey olması lazım. Sümerbank, Etibank, MTA. Okul kurmak bile devletçiliğe girer arkadaşlar. Tamam. Her parasal şey devletçilik değildir. Gel çiçeğim. Arkadaşlar, yabancıya, özel sektöre karşı değildir. Komünizmden farkıdır. Evrensel değildir. Çünkü Fransız ihtilalinin etkileri görülmez. Fransız ihtilaliyle cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik yayıldı ama devletçilik yayılmadı. Karma ekonomi. Bizim ekonomi şöyle. Yapabiliyorsa özel sektör yapsın, yapamazsa devlet yapsın. Hem liberal hem devletçilik karma ekonomiydi. 1929'dan sonra devletçilik ön plana çıktı arkadaşlar. Neden ön plana çıktı? 29 krizini yaşadık. Özel sektör zayıftı. Teşviki sanayi kanunu başarısız oldu. Eleman yetersizdi. Arkasından dedik ki devletçilik ön planda olsun. Tabii günümüzde devletçilik artık önemini kaybediyor. Çok popüler bir ilke değil. Niye? Özelleştirme var. Liberal mantık, kapitalizm var. Liberalizm var. Değil mi? Peki. Hiç duyduk mu? Kadro dergisi. Arkadaşlar, Kadro dergisi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve arkadaşlarının çıkarttığı, Marksist yayın yapan, aldığı eleştiriler üzerine kapatılan, devletçiliği anlatan dergi. Cevap neymiş? Kadro. Umarım öğrenmişizdir. Cumhuriyetçiliğin sonucu neymiş? Halkçılık. Halkçılığın sonucu neymiş? Devletçilik. Devletçilik kim için getirmiş gençler? Halk için. İnkılapçılık. Eski gidecek, yeni gelecek. Köklü değişiklik olacak. Bir de soruda çağdaşlaşma, batılılaşma olacak. Akıl bilim varsa laiklik, çağdaşlaşma, batılılaşma varsa neymiş gençler? İnkılapçılık. İnkılapçılığı soruda şöyle yapacağız. Zaten birçok şey inkılaba girer. Durağan olmamak, süreklilik, batıyı takip etmek, değil mi? Kendini yenilemek, çağdaşlaşma, batılılaşma. Görünce gözü kapalı neyi işaretle? İnkılapçılık. Peki, şurada neyi görüyoruz arkadaşlar? Atatürk'ün bütünleşik yerini görüyoruz, doğru mu? Ulusal birlik, beraberlik, ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik, akılcılık, bilimsellik, çağdaşlaşma, batılılaşma, insan sevgisi, yurtta sulh, cihanda sulh. Ben bunların hangi ilkeyle bağlantılı olduğunu zaten yazdım. Ama son bir kez tekrarını yapalım. Dersimizi burada bitirelim. Ulusal birlik, beraberlik. Önce hangi ilke olur arkadaşlar? Milliyetçilik. Soru istense halkçılığa kadar gider. Ulusal bağımsızlık, gözü kapalı milliyetçilik. Ulusal egemenlik, C1, H2. Cumhuriyetçilik, soru istense halkçılık. Akılcılık, bilimsellik, laiklik. Çağdaşlaşma, batılılaşma, inkılapçılık. İnsan sevgisi, yurtta sulh, cihanda sulh, halkçılık. Peki biraz anahtar sorular söyleyeyim. Cumhuriyetçiliğin sonucu halkçılık, halkçılığın sonucu devletçilik, Atatürk'ün taviz vermediği ilkeler, cumhuriyetçilik ve laiklik, günümüz önemini kaybeden ilkesine devletçilik arkadaşlar. Oldu mu? Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda şöyle çok pratik, güzel bir inkılaplar işleyeceğiz arkadaşlar. Bir yere kaybolmayın. Tamam? Görüşürüz.